Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Dedem'i kıracağım. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. En son arbeyatımızı aldık. O sorunu çözmüştük. Buraya geleceğiz abi. Her şeyi aldık değil mi burada? Bu ne be? Ne diyor? Diyor ki eğer maske takmıyorsan bu uzun sürmeyecek gibi bir şey söylüyor. Her neyse. Sevgili dostlar şimdi buradan maske diyorum. Arbeyatımızı aldık. Yeni silahımızı aldık. Sol taraftan devam edeceğiz ve şu radyo kulesinin oraya bir gidelim bakalım. Bu radyo kulesi ne varmış bir onu görelim. Burada şey çalıştırdık. Aleti çalıştırdık. Hızlı bir şekilde radyo kulesine doğru ilerliyoruz. Radyo kulesini çözdükten sonra geri döneceğiz. Büyük ihtimal save falan yaparız. Kayıt yaparız. Burada yeni bir şey var. Ne bu? Abi bunu nasıl kıracağız ya? Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bunların hiçbiri değil. Bir çeşit böyle levye gibi bir şey lazım ya da tornavida ya da bıçak ya da benzeri bir şey lazım işte. Ney? Buradaki haritayı aldık. Şöyle geldik. Şimdi doğru gitmemişiz. Atmosfer fena ya. Işıklandırma falan çok iyi yapmışlar. Işıklandırma olayını çözmüşler bu oyunda. Rıp 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 canım feda olsun yüce sagaya lay 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 deyip. Burada ne varmış? O batarya. Alırım bir dal. Buradan yukarı çıkalım. Çat 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 çat. Bu ne şarkısıydı ya? Marştı değil mi bu? Lay 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 lay. Lay 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 lay. Ne marşıydı bu ya? Öğretmen marşı gibi bir şey miydi? Aha. Şey, radyo. Neymiş o bir bakalım. Donanın şey, jerk review. Hoş geldiniz. Size bazı yeni haberlerim var. Davis family beef jerky will now be available at the Sunday market in 3. Markette 3 tane çok lezzetli bir şeyler varmış. Favors varmış. Ama bunlar sponsor olmuş radyo. Onu söylüyor. Tamam. Radyo kulesine geldik ama bu radyo kulesine gelmemizin bize Dona nasılsın? İyiyim dostum sen nasılsın falan filan muhabbetleri oluyor. Ya bildiğiniz yerel radyonun klasik muhabbetleri dönüyor arkadaşlar. Bu muhabbetlerle şu an işimiz yok. Burada datluş bir nehir var. Aşağıda kırmızı bir ışık yanıyor. Sanırım oraya gitmemiz gerekecek. Dönelim o zaman. Buraya boşuna gelmişiz dostum. Bir dakika boşuna gelmemiş olabiliriz. Şunu açalım. Ne bu? Kurşun. Yok, flayer. Okey, flayer de aldık. Ama flayer, canım flayer. Bu ne? Batarya. Alırım bir dal. Ne kadar batarya o kadar kar. Burada birileri kamp yapmış. Piknik yapmışlar burada. Bizdeki gibi mangal kültürü. Kürdü yok, mangal kürdü. Kültürü yok abi. Onlar da daha çok böyle işte şeyin altında, ateşin üstünde bir şeyler pişirme falan bundan ibaret. Bu neymiş ya? Deer doll. Geyik bebekleri. Yeni bir şeyler varmış. Burada bir şey var. Ne bu? Çocuklar yazmış bunu. 2010 yılında Logan'ın şey kaybolmuş. Kalbi mi durmuş? Bilmiyorum. Kaçırdım arkadaşlar. He, tamam. 3 tane küçük geyik. Ala geyik, ala geyik, çat. Neyse. O espri yapmayacağım. Zaten birçok kişi unutmuştur, bilmiyordur. Oldukça eski bir anı. Şimdi yeni dava dosyamıza eklenecek ırzılarımız var. Yeni bir şeyler bulduk. Neymiş o? Tarikatın ağaç tarikatı ile ilgili bir şey bulmuşuz. Ne bulmuşuz? Bunu. Bu mu? Yok, bu değil. Buraya mı koyacağız? Yazarın ritüel parçaları diyor. O neyi hatırlamış efendim? Dark Place'de karanlık yerle ilgili bir şeyler hatırlamış. Yazdığı bir şeyler olduğunu hatırlamış. Tamam. Başka bir şey var mı? Bir bakalım. Case, davalar, hikaye. Buna sonra değineceğiz diyor. Tamam. Dava. Tarikatın state'i gibi bir şey. Neymiş bu? Bu Watery'den, Watery diyorum ama tam doğru okunmuş bir bölüm bilmiyorum. Watery araya da yani bu bölgedeki tarikatla ilgili şey.
Ne bulmuşuz efendim burada? Ağaçlara atılmış, ağaçlara değil de şeylere atılmış oklar bulduk. Şeyin, kasabanın yakınında. Tamam, başka bir şey yok. Bir de hemşirenin ritmiyle alakalı bir şeyler var. Neymiş bu? Garip bebekler. Gizemli ritim. Pardon, o ritimdeydi. Başka bir şey söyledi de orayı anlayamadım. Neyse. Şimdi buradan anlarız. Yeni bir dava konumuz daha açıldı. Şimdi bu neymiş? Nursery dedi. Hemşirenin rhymes ne demek? Bilmiyorum ya. İngilizcem yetmiyor bazı şey. Neyse. Burada gizemli bir rhymes varmış. Rhymes'ın ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler aşağı yazsın ya da Translate'den bakıp yazın. Oradan gidelim. Öyle gidelim en azından. Bunu kim yapmış olabilir diyor. Şimdi burada bir şeyler var. Bunları nereye koyabiliriz? Bir bakalım hızlıca. Buraya koyamıyoruz. Şuraya mı koyacağız? Tamam. Bunu kim yaptı? Niçin yaptı? Buradaki garip rhyme semboller olabilir mi acaba? Sembol gibi şey. Kağıtları çizilmiş çocuk çizimleri olduğunu bulduk. Bu buraya değil. Buraya da değil. Buraya da değil. Buraya değil. Heh, gizemli bebekler. Burada gizemli bebekler bulduk. Bu ne anlam ifade ediyor? Neyin nesidir? Henüz çözebilmiş değiliz diyor. Geyik motifli bebeklermiş bunlar. Geyik şeye benzeyen. Bu rhyme'ın puzzle şeymiş. Bilmecesinin bir parçasıymış. Korkunç çöp poşetleri. Hayır, öyle bir şey yok. Burada notlar var. Neyse. Burada da bir hikaye daha türetecekler. Tabi bu davaların hepsi birbiriyle bağlantılı. Dava dediği de aslında davanın konu başlıkları gibi bir şey. Yani direkt dava değil. Hani her biri ayrı bir dava değil. Davanın konu parçaları gibi düşünebiliriz. Neyse, geri dönelim. Büyük ihtimal bu radyo kulesine geri döneceğiz arkadaşlar. Oyunun hikayenin gidişatına bağlı olarak buraya bizi gönderecek. Ama şu an için buraya çıkmamıza gerek yok imiş. Yok imiş, yok imiş. Amanın aman. Bu ne? Tamam. Sağdan gideceğiz. Sağdan yardıracağız. İşte geliyor. FBI hareket. Aha. Allah. Tehlike. Var Allah belanı versin. Ağzına sokarım bunu. Yok, gözüne soktu. Hay senin gibi aletim ben. Ne okmuşsun kardeş, bir çekemedik. Nefret ettim bu silahtan ya. Güzel bir silah değilmişsin kardeş sen. Senin yayı kurana kadar adam 50 kere üzerimize atladı. Canımız da gitti durduk yere. Bu neymiş ya? Oku geri mi aldık? İyi. En az oku geri alabiliyoruz. Bazen alabiliyoruz, bazen alamıyoruz belki de. Yani kırılabiliyordur. Ya da ne bileyim, bizim bilmediğimiz bir yere düşüyordur. Göremediğimiz bir yere. Yakınına gitmemişizdir. Zırt pırt bir sürü hikaye. Ama yani ok atmanın esprisi de olması lazım. Gidip okumuzu geri alabilmemiz lazım. Yani bu dandik ağır silah, tek atışlı silah kullanıyorsak eğer. Bunun böyle bir gidişatın olması lazım yani. Şimdi. Tam ters yöne bakıyormuşuz. Arka tarafımızı döneceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Yani bu taraftan. Lip 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 lip. Köprüyü geçiyoruz. Köprüden geçti gelin. Köprüden geçti gelin. Saç bağı düştü gelin diloy loy. FBI anlamaz haldan aman aman. Ben ne diyeyim Alan Wake. Alan Wake yazıyor Alan Wake. Yazıyor dertleri karıyor diloy loy. Haldan anlamaz diloy loy. Ne çare diloy loy. Oy ne güzel gözüküyor lan ev. Evin ya çok tatlı gözüküyor. Neyse. Ne güzel tasarlamışlar, çizmişler. Ben onu alayım. Başka bir şey var mı? Bir tane kurşun var kutunun içinde. There's another lunchbox. Başka bir lunchbox daha bulduk. Ne di? Merhaba kahraman. Bence sen bazı parçaları, kağıt parçalarını birleştirmişsindir. Bunları birleştir ve tamir et. Yani kağıtları yapıştır, birleştir. Neyse işte öyle bir şeyler yap.
Ondan sonra iyi bir görünüm elde edeceksin diyor. Yeni bir parçam daha oldu. Bu... Hops. Dur bakayım. Bu kağıt parçaları nerede? Aha, 8 birim. Pompalı da 16'dan aşağı yok kardeş. Pistolde de yok. Arbelat'ta da yok. Hiçbirinde yok. En kötüsü 12, 12 birim istiyor. Bunlar para gibi bir şey. Birim. Ama kullanılamıyor. Ana, suyun altında kalmış ya da güzelim ev. Ha, ne güzel ev tasarlamışsınız. Bak, üzerine sarmaşıklarla kaplamışsınız. Bütün girintilerin çıkıntılar. Her şeyi tasarlamışsınız. Şu eve gireydik ne olurdu? Ama giremiyoruz. Hadi ben gidiyorum arkadaşlar. Çitiyorum. Irmacı diyorum. Rıp 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 rıp. Şuna binip mi gideceğiz acaba? Abi ne olur böyle saçma bir şey olmasın ya. Buna binip gitmeyelim lütfen. Evet öyle bir şey yok. Çok saçma olurdu. Biz şimdi neredeyiz? Bir bakalım haritamızdan. Şimdi buraları aça aça. Buraları aça aça gidiyorum ben. Sağdan devam edeceğiz. Şuradan devam edecek. Çekerim emaneti. Hallederim hepiniz. Dikkatli olun kardeş. Da buradan geldik zaten ya. Şuradan mı gidecek? Şuradan mı gidiyoruz? Buradan da gidemiyoruz. Ha, şuradan gidiyoruz gibi. Öf. Az önce gördük. İşte geliyorum bir şey demeden. Kargayı vurabilir miyim acaba? Değmeyeceğim. Kurşunum çok yok. Hani böyle çok fazla kurşunum olsaydı belki deneyebilirdim ama kurşunum yok. Kutu açılabiliyor mu? Açılsın lan. Kardeş açılsın lan. Açılmıyorsa defolsun gitsin kutu. Defol git. Düş. Düş yakamdan kutu. Ha? Suyu boyladı. İyice delirdim bu oynaya. Oynaya oynaya ne delirdim ben. Abi burada çok korkunçlu bir şey çıkacak ya. Kafe dünyası ha. Geldik abi kafe dünyasına. Geldik mi kardeş kafe dünyasına? Burası hediye dükkanı. Şurada slow roaster şey. Çarpış arabalar gibi bir şey var. Oraya gitmeden önce şuraya bir gidelim. Save yapma yeri var burada galiba. Öyle değil mi? Evet. Nasıl da bildim ama. Dur bakayım. Bu ne? Bir kağıt parçası. Ne diye? Oku bakayım kızım. Ne diyor? Okuyorum hemen. Bu Scratch denen yaratık bizi ormanda stalkluyormuş, takip ediyormuş. Çok korkutucu. Bu karanlık sunum ve gece hissediyor diyor. İleriden görebiliyor. Daha fazla şey var, görüşü var. Karanlık şeyle kaplanmış. Boiled yani bulanmış gibi bir şey. Kemiklere. Onun kemiğine. Şeye benziyormuş bu. Karanlık bir yağmur bulutunun bir şişenin içine hapsedilmiş haline benziyormuş. Yani ben en azından öyle anladım. Çevirilerimde hata olabilir. Bakın her seferinde bunu söylüyorum. Sonra altına gelip şey yazmayın videonun altına. Abi hep yanlış çeviriyorum falan yazmayın. Çevirebildiğim kadar çeviriyorum. Anladım. Anlamadım da uyduruyorum. Bu ağaçlık yerde, ormanlık yerde o bizim dostlarımızı ve onu ele geçiriyor. Ve sonra geliyormuş efendim onlar. Şeyin yönlendirmesi, o karanlık canlının yönlendirmesiyle buraya geliyorlarmış onlar. Onun karanlık ordusu haline geliyormuş bu ele geçirilenler. Karanlık bir şey katı şekil haline alıyorlarmış. Karanlık bir delikten kafalarını çıkarıyorlar ve dalga dalga geliyorlar herhalde. Uydurdum biraz. Ama clicker denen bir şey var diyor. O clicker istiyormuş bu karakter. Korkunç sonu, hikayenin sonunun burada bununla olacağını söylüyor. Bu bir sanatsal bir durum diyor. Bu bir sanat, onun için bir sanat diyor. Clicker şeyi pushluyormuş yani baskılıyormuş, ilerletiyormuş. Final threshold. Threshold ne olduğunu bilmiyorum. Final o şeyi baskılıyormuş. Bu detonatör şeydir. Yani patlayacağın falan düğmesidir. Yani patlayıcı düğmesi gibi bir şey olduğunu herhalde anlatmak istiyor. Göndermiş efendim.
sonundaki gerçekliğe gönderiyormuş bu olayı. Çok yakında bu iş olacak gibi, sakinleşecek, yapılacak gibi bir şey söylüyor. Görünmeyen şeyler şey yapacakmış, açığa çıkartmış, saldırgan bir şey olacakmış falan filan yine. Scratch işte geliyormuş, o Scratch dediğimiz kötü yaratık, canlı. Efendim... Onun şeyle birlikte, ritmiyle birlikte müzik başlayacak. Onun hikayesi başlayacak. O bizi çağırıyor. Final bu Deer Fest'te olacakmış. Deer Fest'in toplanmalarında olacakmış gibi bir şey söylüyor. Şimdi sevgili dostlar, buraya yeni bir şey eklenmiş mi oldu şimdi? Bakalım davamızda yeni bir şeyler mi var? Hikaye. Şimdi hikayeye yeni bir şey eklendi Clicker'la ilgili olarak. Diyor ki The Clicker, o yaratık, korkunç yaratık, korkunç son için bu Clicker'ı istiyor. Hikayenin sonunun bununla ilgili olacağı doğrulandı. Bu bir sanatsal bir şeydir diyor. Clicker onu final noktasına pushluyormuş efendim. Bu kadar. Diye bir dava dosyamızda daha bir şey varmış. Ona bir bakalım. Alex Casey davasında. Bir dakika. Bu mu? Buraya işte kutular var burada. Değil mi? Bu. Bu. Şimdi bu kutular, sadece kutularla ilgili bir dava bölümü daha var. Bir başlık var. Bu fonksiyon, bu fonksiyonu kimin yaptığını bilmek istiyor şey kızımız. Bu kutuları kim koyuyor diye bilmek istiyor. Bu kutular birinci oyunda şöyle. Alan işte rüyaya yatmadan önce, istiyareye yatmadan önce, rüyaya yatmadan önce bu kutuları ormanın çeşitli yerlerine kendi koymuş. Ki hikaye ilerledikçe, bir şey yaptıkça kendi koyduğu kutulardan yardım alabilmek için gibi bir şey vardı. Öyle biliyorum ben. Sanırım yine bu kutuları da Alan zamanında ormana yerleştirmiş. En azından hikayenin gidişatı, hani gerçekleşiyor hikaye. O şekilde yerleştirmiş olduğunu tahmin ediyorum efendim. Şu şuraya bakıyorum. Evet, burada bir save yapıp ara vereceğim. Efendim buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda bu Luna Park gibi yere, işte hediye dükkanına falan gezeceğiz. Bakalım orada karşımızda ne idüğü belirsiz, ne tür yaratıklar çıkacak, ne tür... Ne tip yaratıklar çıkacak. Hep birlikte oynayıp göreceğiz. O sırada burada gördüğünüz gibi kahve makinemiz var. Büyük ihtimal şu kutunun içinde kahveler var. Tuvalet kağıdımız var. Kahvemizi içeceğiz. Biraz kıkımızı yapacağız. biralar falan da var. Şunlar bira galiba değil mi? Evet. İşte ne bileyim. Cornflakes var. Burada bir süre vakit geçirebiliriz. Bak ısıtıcı var. Ha, kutu varmış bu. Ne varmış kutunun içinde de? Aman da aman. Aman kurşunumuz da varmış. Ne yapıyorsun kardeş? Kurşunu böyle böyle oynuyor. Çiteliyor kurşunu. Evet, videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Bu kadar. Görüşmek dileğiyle.